Burak Doğan. Şu introdan bir telif bir şey gelmesin diye ilerleteceğim. Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar büyücünün evindeyiz. Burada ev bayağı kötü arkadaşlar. Tam da ormanın içindeyim, görüyorsunuz şu anda. Tam bir ormanın kanalının içindeyim. Şu an görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Yani eve girdiğim zaman aslında evi tanıyacaksınız. Burada ne gibi sıkıntılar çektiğimi biliyorsunuz. Buraya tek başıma gelmiştim. Bugün de Muhammed'le birlikte gelmek istedim. Dediğim gibi daha önce gittiğim yerleri tekrar Muhammed'e götürmek istiyordum. Bir de Muhammed'le görelim diye. Bakalım şimdi bugün burada neler yaşayacağız. Eve yavaş yavaş girdiğimizde aslında biraz da olsun hikayeyi anlamış olacaksınız. Bir büyücünün evine gidiyoruz şu anda ve bu evde bayağı bir katliam olmuştu. Birkaç kişi hatta bu büyüden sonra ölüyordu. Ve bu büyü yapan şahıs hala daha yaşıyor. Fakat en son evin içinde bana vurarak kaçmıştı bu evden. Daha sonra evde gözükmüyordu. Şimdi biz Muhammed'le gizli saklı geldik. Bakalım hala daha burada mı? Buradaysa ya. Bir yakalamaya çalışacağız. Kendisiyle konuşmaya çalışacağız. Ama evin içinde arkadaşlar hala daha büyünün etkisi var. Fazla ileri gitmiştik. Bazı şeyleri fazla düşünemekten yanlış olan ve bana geri dönen bir şey. Bitirip veyahut da geri dönüp ileri gidip gelen olan şeyler oluyor. Bu büyü işlerine el vermeden dolayı başladığınızı söylediniz. Evet. Daha sonra peki bu köyde büyü yaptınız falan oldu mu? İnsanı şahsiyetin kötülüğüne değil de şahsiyete, yani sen bir şahsiyetsin mesela. Sana olacak bir, evet, desteklerinizi bekliyorum. Katıl butona ve süper chat üzerinden bağış atarak. Sana gördüğüm kötülükten ötürü sana çok canı yanmayacağı ama benim yaşadıklarımı anlayabileceğin şeyleri düşüneceğin şekilde mesela. Yani aslında ben kötü şekilde büyü yapmadım. Daha çok insanları kurtarmak için bir şeyler. Zira. Bu şekilde şeyler denedim diyorsun. Şimdi bu son olaylarda peki bu büyü yaptığın bir aile vardı. Sonra bu büyünün geri sektiğini söylemiştin sen. Evet. Bu olay nasıl oldu? Biraz bizi aydınlatır mısın bundan? Kendince yaşayan bazı bir ailede benden istedikleri bir durum. Uyuşturucu, alkol için kötü şeyler yaşayan bir baba ve kurtulmak isteyen bir ailesi istediği yaptım ve öğrettiğim bazı şeylere uymayıp farklı şeylere uyarak kendine karışan şeyler. Öyle söyleyeyim. Bakacağız. Şimdi bu videoda Muhammed'le birlikte neler yaşayacağız? Hep beraber göreceğiz. Evet, devam edelim. Burada yazma var abi. Gel. İleride zaten. Şimdi sen de ilk defa geliyorsun bana. Bayağı yürüdük abi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Sesler. Sanki filmde gibiyim şu anda. Ev çok değişik bir yerde abi. Ev zaten kullanılmıyor da. Yani şu an burası. Evet. Ortam da çünkü ürkütücü değil mi? Bak çan sesi geliyor. Evet, çok kötü ya. Yani çok değişik bir yerde. Eski video muhtemelen. Hayvan seslerini duyuyor musun abi? Ta ormanın şeyine geldik ya. Bismillah.
şimdi böyle oldular şimdi. Abi, hayvan mayvan var içeride, biri mi var? Bu şey niye böyle oldu? Ben bardak karıştırmıyorum arkadaşlar. Videodan geliyor ses, çan sesi. Kapalım bir düşün. Evet, izleyen arkadaşlar biliyor bu evi. Burası bir büyücünün eviydi arkadaşlar. Hatta bak yaktım mumlar falan burada duruyor hala var Muhammed. Ne kadar zaman önce geldin abi buraya? 2 ay oluyor. 2 ay oluyor. Selamünaleyküm. Burada konuşmuştuk biz. Şimdi bir şey soracağım ben. Ben sorumu sorayım tam. Şimdi Allah'ın ilahi adaleti oluyor dedin şimdi, ya. Ama üstüne büyüyle ilgileniyorsun. Nasıl oluyor bu? Ben. Evet. Ben onlara şerri bulaştırmıyorum ki. Gerçekten şerri. Bir dakika. Bakabilme şansım var mı? Bakabilir miyim? Abi her taraf oynuyor ya. Evet. Tam burada. Kendisiyle burada konuştuyduk. Ve hava çok soğuk arkadaşlar. Kış geldi artık. Yani buralarda havalar baya baya soğuk. Ormanın ta derinliklerinden küt küt diye ses geliyor lan baba. Şana. Göz sardığını yiyelim. Bak ses hala geliyor. İşyalı çok fazla. Ev eşyalar yığılmış buraya. Mumlar yanında mı senin Muhammed? Hı hı. Mumları bire koysana. Şimdi izleyen arkadaşlar zaten biliyor. Burada bir büyücü vardı arkadaşlar. Ve bu büyücü bir aileye büyü yapıyor. Ve bu büyünün etkisi bu büyücüye geri dönüyor. Fakat bu büyücü bu büyülerin etkisinden kurtulamıyor. Ailesine musallat oluyor diye hatırlıyorum. Ve onun sonucunda kız kardeşi falan kendini burada öldürüyor. İntihar ediyorlar. Hep bu büyünün etkisinden olduğu söyleniyor. Ve bu çocuk artık eve gelmemeye başlıyor. Evden daha çok uzaklaşıyor. Fakat benle birlikte geldiğinde abi hayvan bile burada ölmüş yani. Ses kuş niye burada ölür? Bak bak bak. Çok ufak sesler geliyor. Ve bak bir uğul uğul, bir böyle sürtünme, bir tok 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 diye ormanın derinliklerinden falan. Daha geliyor. Yeni geldik. Yani daha bir şey başlamaz. Şu an rahatsız oluyor. Bak kuş ölüleri çok olmamış ha. Şahin abi. Hı? Çok olmamış bu kuş ölüleri. Evet evet, yani bu kuş niye burada? Buraya girdi. Nasıl burada ölüyor ya? Sana kanının rengi ağrı şeyi belli. Tabii. Buradan her türlü çıkabilirdi yani. Kardeşi falan burada intihar ederek ölüyor Muhammed. Bu adam bu evden uzaklaşıyor, gelmek istemiyor. Fakat geldiğinde, benle birlikte geldiğinde. Ben geldiğimde onlar hiçbir etkisi olmaz. Sadece benimle muhabbet ederler dedi. Hatta o onunla biz konuşurken bile, etraftan ses geldiğinde bile hiç bozuntuya vermiyordu. Kendisi sana saldırmaya çalışan adamdı. Evet. Zaten saldırdı yani. Saldırmaya çalışmadı, direkt saldırdı yani. O videonun, iki partlık videonun da linkini bırakacağım arkadaşlar. Tekrar. Zaten baksana ya. Muhammed etrafımıza. Işık daha açılıyor mu? Sonda mı ışık? Baksana ya. O ormanlık alan gibi. Yani. Light amatım içeri mahalle.
Abi. Şeytanıcı, bismillahirrahmanirrahim. Muhammed, buraya masaya getirme gibi bir şeyimiz var mı ya? Getiririz abi. Ya. Kamerayı versen bana. Nasıl koyacaksın? Nasıl koymak istiyorsan öyle koy. Nasıl rahat edeceksin? Bekir, bir videoya devam ederken başka videoya geçemem. Seni çakmak yanıyor. Bitirelim. Ya. Ses geliyor. Ya ben çakmağı unuttum ya. Biraz kısalım. Şunu biraz kısalım da. Çok pardon. Selamun aleyküm. Muhammed, kapıyı kapat. Şu an bakalım evi komple bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani evin içine girmesinler. Çünkü amacım dışarıda bir şeyler var abi. Dışarıda bir şeyler geziniyor, evin içine girmesinler. Al abi, ben öyle biraz bir şey. Okuyayım. Evin içine girmeleri istemiyoruz. Biraz uzun sürebilir bu. Tamam mı? Tamam. Çok üşüyorum bu arada. Ben başlıyorum. Tamam. Ben başladığım zaman, evet, tamam, odaklanmaya başladığım zaman sen evi gezdim edebilirsin, tamam mı? Tamam. Ben başlıyorum. Çıkıyorum şuradan. Dışarıya çıkmayacağım evin içinde. Köpek havlamaları artıyor. Dikkat ettiniz mi? Thank you.
Evet Mürüvvet, 20 TL'lik bağışın için çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket diyorum. Arkadaşlar sizler de bağış atarak katıl butonundan destek olarak yeni videoların sponsoru olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Mürüvvet'ciğim. Şahin abi. Abi. Abi 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 bir şey var abi. Şahin abi. Şahin abi. Abi dışarıda bir şey var. Bir dakika geri alacağım biraz. Görmedim ya. Şahin abi. Abi. Abi 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 bir şey var abi. Şahin abi. Şu an geldi. Şahin abi. Abi dışarıda bir şey var. Abi. Abi Şahin abi bir şey buraya geliyor abi. 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 Şahin abi, Şahin abi. Abi. Abi bir şey var. Şahin abi. Şahin abi. Abi. Şahin muhtemelen şeyden dolayı yarıda kesmiyor. Alem ile arada açıklık bırakmamak adına. Şahin abi. Ya. Abi. Bak. Şahin abi. Abi. Şahin abi. Abi kapıyı abi. Abi kapıyı tutmuyorum abi. Şahin abi. 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 Abi mumlar sönmüş. Abi kalk. Abi Şahin abi. Şahin abi kalk. Kalk abi kalk. Mumlar falan sönmüş. Kalk. Abi bir şey var abi. Bir saatten beri kapıyı tutuyorum abi. İçeriye girmeye çalışıyorlar. Gel. Giremezler ki. Abi kapıyı tutuyorum şey gibi. Üstüm başıma bak. Geldi kapıya geldi. Burada bir şeyler giremezler. Patladı ya. Abi. Eve giremezler bak tamam mı? Zaten okumamız mı amacı yok. Mumları sen mi söndürdün? Hayır abi. Gelir zade olan bu sesleri yaparken bunları yapma der. Bunlar sana test der. Kimisi zeradır. Gelir korkutmak ister ve senin aklına gidip senden bir şeyler çalmak, almak ister. Ve hani kafanı farklı şeylere yormanı ve seni korkutarak bir takım şeyler aleyküm selam ister. Bahar hoş geldin. Yani sen burada bir takım şeyler görüyor musun? Şu an mesela burada kaç tane varlığın olduğunu filan burada anlayabiliyor musun? 7 tane, 8 tane. 7, 8 tane arası. Sanırım yılanlar. Aleyküm selam abi. Yılan derken yani resmen üstümüzde birisi yürüyor. Değil mi? Yani sen bunların kim olduklarını biliyorsun. Yeni şey. Yani senden bunlar. Kimisi, kimisi değil. Kimisi değil. Şimdi bir şey soracağım. Bunların alimlerine geçtiğini söyledin. Fakat ben şunu merak ediyorum. Yani şeytan recim bismillahirrahmanirrahim. Peki bir şey soracağım. Bunların dünyaları nasıl oluyor? Toprakları, evleri, ne bileyim araç gereçleri, yedikleri yemekler vesaire. Bak şimdi bunlar kimisi nasıl biliyor musun? Konuşmasını engellemeye çalışıyorlar adamın. Dikkat ettiniz mi? Pislik bile yer. Kimisi Müslümandır. Bunu sen bilerek falan yapmıyorsun değil mi ya? Bu seslere. Benim de yapabilecek olduklarım var da ben bilerek yapmıyorum. Abi şurada yürüyordu bir şey. Nerede yürüyordu? Şurada yürüyordu. Nasıl bir şey yürüyordu? Abi bakamadım ki korkudan. Tam anlayamadım.
Boyut senden biraz daha büyüktü işte. Sesleri ben duymadım bu arada. Abi çok kötüydü ya. Sadece dışarı çıkacağım. Sen içeriden çek beni. Sen çıkma. Abi niye? Sen sıkıntı yaşarsın. Tamam da abi dışarısı harbiden sıkıntı. Kamera da sıkıntı olur. Ramiz hoş geldin. İçeriden çek beni. O tarafta mı gördün? Bu tarafta gördüm. Kapıyı ör. Bismillahirrahmanirrahim. Kapıyı ör. Abi şuradaydı. Şuradan şöyle bindi gidiyordu, bir şey oluyordu, böyle geldi. Abi! Abi bir şey var orada. Abi, Şahin abi neredesin? Abi bir şey var orada. Şahin abi. Abi ses var abi. Şahin abi gel. Oğlum daha o tarafa git benim. Abi burada bir şey var. Kapıyı ört. Ben orada sizi anlattım. Gözümün önünde simsiyah. Kapıyı ört tamam. Ses var, gözünü seveyim çabuk. Abi buradaydı. Şu abi önümde abi. Abi görüyor musun? Şahin abi. Abi. Bak içeri girmeye çalış. Abi gel. Abi gitme. Yaklaşma abi gel. Abi, abi ben de geleyim mi? Abi. Abi! 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 Abi ses ver, geleceğim. Abi. Abi siki. Abi. Aa, çantam yırtıldı mı? Aynı orada çektiler mi bana mı öyle geldi? Yok bir şey çantanda. Sen iyi misin yırtılmış abi? Yırtılmış lan, çanta falan da yırtıldı. Abi lan arkamdan çektiler, görmedin mi? Emre iş önemli lan, Emre. Adamın biri arkamdan aleyküm çekti selam beni. Abi gördüm ya. Havastı. Evet telefonda arkadaşlar bu soruyu sormuştum evet, kendisine. Bu muydu acaba o çek? Havas, bak şimdi bir havas cinleri bir havasa gönderilmiş bazı peygamberiler, peygamberlik yapmış peygamber torunları. Şimdi bak peygamber torunları ne yapıyor biliyor musun? Bunlar çok büyük karşılıklı savaşçılar zaten. Peygamber torunları havas cinlerini yenip havas cinlerine karşı hazırladıkları şerri bitirecek. Hani onlara gelen sulhler var. Dört büyük kitap geldi. Dört büyük kitap arasında gidip gelen ince o sulhler var. Bu cini şeytan olan. Bu alıyor o sulhleri, tam okuyor Allah'ın istedikleri üzere bunlara karşı bir büyüler hazırlıyor. Tamam mı? Havas olayları üzerine bu isim takıyor. Araştıranlar havas olaylarının hem peygamberlerin büyüsü ilmi olduğunu söylüyor. Peygamberden kötülükken bunlar da havas adı üzerine, tamam mı? Evet dinliyorum. Havas adı üzerine başka cinler 70 bin tane cin bir araya geliyor. Kendi niteliklerince özel hani kendi biriktirebilecek güçlü özü 8-10 tane veya 1000 tane büyü ve insanların okuyabileceği cini böyle şeyler hazırlıyor, tamam mı? Hazırlıyor. Havas büyüsü, havas cini. Sen arıyorsun bu sefer beni cinden koruyabilecek şey. Arıyorsun, havas büyülerine takılıyorsun. Bu cinler de orada havas büyüsü hazırlayıp insanlara öğrettiklerinde hani peygamberinkini okuyacağını cinlerinkini okuyorsun. Tamam mı? Cinlerinkini okuyunca bu sefer bunlara daha çok karışıyorsun. Ha, karışıyorsun, onların içinden alıyorsun. Hani bunlar özellikle karşılıklı savaşçılar zaten. Ellerim çok kötü yırttım abi ya. Çıkma bir daha dışarıya bence. Ritüeli falan da bozdular abi herhalde. Bunlar sönmüş. Oğlum adam beni arkamdan çekti. Boğazıma falan sarıldı. O Şahin'i çeken o konuşan adam mı? Eski videoda konuşan adam mı acaba? Bekle Muhammed. Abi tek gitme işte bak abi, ben de geleyim. Bekle sen. Hayır sana zarar verdi. Sen kapıyı kilitledin mi? Bekle. Kilitledim ben, kilitledim onu öyle. Abi bak bir şey olursa geleyim. Bahçede dur. Şeyden dur. Camdan bak sadece. Muhammed. Tamam. Muhammed. Işığı tut da tam görebilirim. Benim ışık tam aydınlatmıyor.
Abi buraya giremezler değil mi? Yok. Ama içeride ses oluyor muydu? Oluyor. Ne diyorsun ya? Oluyor abi. Abi bence beni yalnız bırakma, gel. Arkana falan... Abi! Abi bak yapma öyle. Arkana falan dikkatli bak. Abi gel, bence gitme abi ya. Gel. Oğlum evden nasıl çıksan o zaman? Abi beraber çıkalım, beraber girelim ya. Kitle kapıyı tekrar. Kitlenmiyor da. Bunlar nasıl söndü? Ben hiç buraya gelmedim ki. Annemi görüyorum dedi. Tabii öyle. Şu anda annen burada mı? Evet, buralarda hani buradan geçecek falan. Yüzüklü şeytancı, bismillahirrahmanirrahim. Bu geçen kim? Buralarda hani buradan geçecek falan. Yüzüklü şeytancı, bismillahirrahmanirrahim. Bu geçen kimdi ya? Yüzüklü şeytancı, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adam annesi kılığında da görünüyor olabilirler bu arada, musalla. Bir şey soracağım. Evet. Yani sen çok normal duruyorsun abi. Zaman zaman gelip alışmak. Peki sen burada annenle falan konuştuğun oluyor mu bu şekilde gelip anne geldiği zaman? Pek konuşmadım. Gitti, gelmediler. Yanından geçtiler. Şimdi onlar şimdi ölmüşse ve bir cine karışmışsa, onların arasında yaşıyorsa, burada ben bile duruyorsam benimle gelip konuşabilecek bir durum varsa konuşur, konuşamayacak durum yoksa konuşamaz. Öyle geçip bilebilir. Şu mumları yaksana Muhammed. Mumları yakmam lazım. Ben devam etmem lazım. Adam annesi kılığında da görünüyor. Ben farkında değilim. Bence. Gel mumlara da bak, tamam mı? Abi bence sen tekrar ona girme, bak beni duymuyorsun. Vallahi çıkamayacağız yoksa dayı. Hala sesler geliyor Muhammed. Geliyor da abi, çakmak da yanmıyor. Evet. Çakmak da mı yanmıyor? Tutsun abi kamerayı. Bekle. Ben daha çıkmıyorum abi o zaman, sen bu işi bitene kadar dışarı. Sen beni gördün mü çekilirken? Gördüm. Kameraya net çekildi. Özgür Çetinkaya olacak çekti. Evet. Ulan biri sarıldı bildiğin ya. Arkamda. Geleyim mi gelmeyeyim mi diyorum, bağırıyorum orada, o anda ses veremiyorum tabii. Yok abi bak, vallahi bir şey olacaksa ikimize de olsun. Bence o adam olmayacaksa ikimize bir şeyler var ya adamda. Şey Şahinleri tuzağa da çekiyor olabilir. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Abi bir şey oluyor. Bir şeyler bak. Oğlum bir şey iniyor lan oradan aşağı. Aa. Oha. Gözleri var. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum tavanda mı? Gördünüz mü? Bak. Bak. Abi. Bak. Abi bir şey oluyor, arkana bak. Bak. Yaratık gibi bir oğlum, şey. Tavanda mı vardı lan bir şey? Evet abi, görmüyor musun? Ben cama bakıyordum. Ilk Hayır, ben oraya götürüyorum. Görüyor musun? Sarktı böyle, indi baktı. Arkadaşlar. Abi. Bir önce abi. Kadar... Aha. O ne lan? Muhammed tavanı çeker misin? Tavanı çek, ben göster bana. Abi yerim. Nereden çekeceğiz ki? Arkadaşlar beni bu arada... Tamam, sen tavanı çek. Abi nereden çekebileceğim ki ben bunu? Çıkılacak bir yer var mı tavana? Yok ki. Gösterebildiğin kadar göster o zaman Muhammed. Ben seni geçeceğim. Abi ev sallanıyor.
Ev mi sallanıyor? Deprem etkisi de yapabiliyor bu arada cinler. Oğlum bir şey çıkacak kesin ha. Yok abi bir şey herhalde, bilmiyorum, ben de göremiyorum. Kameranın gördüğü kadar bakıyorum da bir karartı marartı bir şeyler var gibi. Tamam abi. Abi biraz ilgilenip ilgilenerek gibi konuşuyor gibi olursa da alalım. Muhammed. Efendim. Büyücü burada değil. Yok Şahin, sıkılmadım. O zaman onlar varlık abi. Öyle. Sadece şu teyipten ne olacak onu merak ediyorum. Frekans sesinden muhtemelen abi, camdan mı dışarıya? Bağlantıya geçecekler diye düşünüyorum. Kadın sesi gibi bir ses geliyordu abi. Baktığından mı abi? Muhtemelen onunla bağlantı kurabilir. Çağırıyorsun. Abi. İyisin sen değil mi? Ben iyiyim, çağırıyorsun. Abi! Abi. Abi biri var, bir şey var. Şahin abi. Abi kapıya geliyor. Tutayım mı kapıyı? Şahin abi. O adam olmaz. Kapıyı tut. Abi. Abi.
Şahin abi. Abi. Abi gittik gibi bak, bırakayım mı kapıyı? Bırak, gel gel. Radyodan evin içine geçebilir misin? Bak. Geçiyorlar. Giremeyeceksin evin içine. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güçlü. Çok güçlü, evin içine girerse de şaşırma yani. Ne diyorsun abi ya? Şu kapıyı ben, ya gözünü seveyim, beraber tutalım o zaman abi. Tamam. Kapıyı tutuyorum da o kadar seni aşabilecek gücü yok yani, rahat. Bu evin içine giremeyeceksin. Kaç kişisiniz? Bak, kendime bir şey olacağından değil de. Cevap sana mı? Bana bir şey olursa o sıkıntı abi. Biraz ırkacağım sizi arkadaşlar. Kaç kişisiniz? Sana filan bir şey olsun, ben buradan gitmem yani, gidilmez öyle. Vallahi var ya, çok kötü olur, bir şey olur. Zaten ilk önce bana olsun kafasındayım. En azından sen toparlarsın. Yaklaşıyorlar. Yaklaşıyorlar. Olur Hakan, inşallah. Daha çok yaklaştım. Tutalım. Radyo frekans dalgalarından da bak iletişime geçiyorlar. Geçmeye çalışıyorlar. Ve yaklaştıkça da bozuyorlar frekansı. Her yerimiz var. Bu eve giremeyeceksiniz. Abi, bir şey var. Şahin abi. Abi burada. Abi gel bak. Abi buraya bakıyor. Muhammed, dış kapıyı tut, dış kapıyı. Sadece bir kişi değil onlar. Abi. Bir kişi değil onlar, dış kapıyı tut, bir kişi değil. Nerede sen bunlar? Kilitledin mi sen o kapıyı? Nerede sen? Kilitledim abi. Kilitledin, sen gel gel. Nerede sen bunlar abi? Bu kapıyı dön. Dakika kaçtayız? 32 abi. Gözü bir kelime tellahi tam atmış yanıma hala. Gözü bir kelime tellahi tam atmış yanıma hala. Bu radyo olayını ben de deneyeceğim. Sormak istediğin bir şey var mı? Yani şimdi sen anlatıyordun ya hani bu ben zaten dedim. Evet, onları anlatıyordum. Ölüler ruhu Allah'a teslim edilir. Ruhu Allah'a teslim. Şimdi hani mesela annem Allah'ın olabilir istediğini, olmayabilir demiştin Allah'ın ya. Allah'ın istediğini yapmak. Bak şimdi nasıl diyeyim sana. Allah senden istiyorum diyor. Emrettim diyor. Ama ben güçlerimizle bunu sana zorla yaşatmıyorum diyor. Kimseye yaşatmadım diyor. İstiyor, emrediyor. Yaşayana yaşatacakları var. İstat ettikten sonra cennet. Yani yaşamayanı kabul etmeyeni koptuktan sonra kıyametten sonra cennet. Kendisi güç yetirilemez olduğu gibi korkmaya yoktu. Ben Belzası olsun, Rahim olsun, İras olsun, şu dünyada olsun çok ileri gelmiş bir insanım. Tanıyan var, tanımıyorum. Kimseden korktuğum olmadığı gibi zaten onlardan falan. İfritler nasıl akıl çeliyor? Mesela bir insanın aklını onlar, nasıl çelebilir? Nasıl diyeyim sana bak. Mesela bir insan kendini öldürecek kadar nasıl bu nasıl, şekilde bak, aklını çeliyor? Ben bu işlerin içinde hiçbir şey öğrenmeden bir cinle konuştuğunu düşünüyorum. Evet. Yanına gelmiştir, fazla bağırmıyordur, etmiyordur. 10 bin, 20 bin o hayatı yaşıyordur, acı çekmiyordur. Onların içinde çok acı vardır.
geliyor seninle konuşuyor. Seninle anlaşırken tamam mı diyor. Tamam diyorsun. Onda birkaç bir şey konuşuyorsun. Sana öğreteceği birkaç bir şey sayesinde senden bir şeyler istiyor, veriyorsun. Ve konuşurken aklına zarar verirler, düşüncelerine zarar verirler. Öğrettiği birkaç bir şey sayesinde senden bir şeyler istiyorsa tamam mı? Onu vermişsen ona, tamam mı? Aklına ve beynine verdiğin zaman şeylerle, zamanlarla aklını, beynini, düşüncelerini çalışır. Seni kendi hükmü altına alıyor. Bence bu adamda bir şey var yani. Bir yani şey yapmam lazım. Burada yani. Şahinlere oyun Osun oynayan adam olabilir. Çok büyük sıkıntı yaşayacağız ha. Abi onlar saldıracaklar nasıl çıkacağız? Saldıracaklar işte çıkarsak. Şu an onu bekliyorlar. Çok kızgınlar, çok sinirliler. Bir şey söyleyeyim mi? İnşallah somut bir şekilde saldırırlar da karşılık verebiliriz. Yani? En azından somutken ne yapacağını biliyoruz abi. Nereye dokunacağını, ne yapacağını. Az önce üşüyordun, şimdi üşüyor mu? Yok. Ama soyut gelirlerse hiçbir şey yapamayız. Sanki biri yürüyor gibi ya. Yürüyor abi her yerde. Şurada var yine o görüntü. Şurada aldım. Şurada var. Bak bir şey söyleyeyim, kendim adına hiç korkmuyorum şu an. Ses kesin. Alandan mı geldi o ses? Ben geçen burada tek başımayken evin içindelerdi. Allah Allah. Şimdi eve giremiyorlar. Bunun için. Kendimi tedbir aldım. Yani finalde o adam çıkarsa şaşırırım ama. Ya çok, çok karışık abi. Somut bir şekilde gelirlerse doğayla karşılık veremiyorsun. Ya soğuk bir şekilde orada, gelseler orada, doğayla karşılık veririz, kurtuluruz. Orada gördüğün şey vardı ya siyah. Simsiyah. Onun üstüne yürümek istedim. Onun enerjisini hissetmek istedim. Yalan yok. Bayılacağımı bile bile gidiyordum. Arkamdan o saldıran. Tamam bu saatten sonra sen gitme abi, ben gideyim bari. Yok öyle bir şey, sen bayıldıktan sonra ne yapacaksın bunu? Zaten şuralarım yüzüldü ya kanadı. Abi şaka maka kaldık burada ya. Frekans sürekli değişiyor. Şimdi ne yapacağımızı şey yapmamız lazım. Kamerada olduğumuz için tam konuşamıyorum abi. Somut gelirse, somut bir şekilde yaparsak... Tamam biliyoruz, hatırlıyoruz ne yapacağımızı. Şimdi soyut şu işimiz, anda, soyut da somut da ikisi de karışık. Bu adamın bir parmağı var. Şimdi ilk işimiz mumları söndürmek. Sen, ben senin biraz yeteneklerin olduğunu farkındayım. Peki. Şu bence bu adam yapıyor her şeyi ya. Annen burada mı? Bak. Evet buradalar. Buradalar. Burada olduğunu hissediyorsun. Peki annen tekrar Allah böcek gölü hariyeli. Annen tekrar bize kendini aynı şekilde. Bu adam burada mı yatıp yani, kalkıyor? Bunu gösterebileceğine inanıyor musun? Ses bak ses geldi. Yani bakmamı mı istiyorsun? Görünecek kesin. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum saldırıyor bak. Ben dedim ama bu adamda bir şey vardı. Belli çünkü. Kayboldu kesin o adam. Arkadaşlar. Oğlum adam bana vurdu gitti lan. Kamera falan düştü. Allah'tan bir şey olmadı kameraya falan. Işıklara falan.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu adam var ya cinlerden. Şimdi kaydım çok şey, şarjım çok az. Hemen buradan tahminime uzaklaşacağım göre cinlerden aldım. Hemen buradan uzaklaşacağım abi. Direkt gidip arabamdaki diğer kamerayla ile geri döneceğim. Bilginize diğer kamerayla ile geri dönüp geri geleceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buradan hemen uzaklaşayım abi. Şarjım bitmek üzere arkadaşlar. %5 şarjım kaldı. Şu an kamera açık kalmış. Kamera açık kalmış abi. Arkadaşlar şimdi 3 tane mum var. Bu 3 tane mumla yapacağım. Birazdan yakacağım. Bir ritüel deneyeceğim burada. Zaten bu evin etrafında ve evin içinde bir sinsilikler dönüyor. Onları çözmeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu adam bak. Yine o adam. Yemin ederim. Bir dakika. O adam insan değil abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkandaysanız hep Şahin'in arkasından geçin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak söndü mü onlar? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şu da bir yüz ifadesi gibi değil mi? Bakın. Şurası. Sanki tuğlanın içine gömülü burnu, ağzı, gözleri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yok adam normal değil ya. Adam normal değil yani. Şuna baksana abi. Kur sendeler zaten. Ben de... Mumlar şimdi böyle kalsın. Sen ritüeldeyken mumun ne hale geliyordu görsen. Bunlar benimki yanık kalsın. Yine normal şeydi. Senin enerji yoğunluğun çok zaten fazla. Zaten yeterince bir de etraftan ses geliyor mu abi? Sıkıntı büyük abi. Etraftan yeterince ses geliyor. Abi! Abi! Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bunlar içeri giremezdi lan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ritüeli söndürdük. Doğru. Hazır mısın Muhammed? Hı, az önce evi korumak için içeri girmesinler diye yapılıyordu ritüel. Yok yok, bizim korkumuzdan besleniyorlar. Hazırım dedim. Sıkıntı yok. Kapı kilitli olabilir. Kamerayı ver. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Işığı iyice açtım Muhammed, ne olur ne olmaz diye. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed kapı kilitli mi Muhammed? Kapı kilitli mi Muhammed? Kapı kilitli mi oğlum? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O adam ya, bence evin içinde. Ya adamın kılığında da olabilirler. Oğlum bekle ya, etrafa bakalım ne yapacağız? Yoruluma baksana çok...
Evzi binler mine şeytanici bismillahirrahmanirrahim. Muhammed. Dışarıya çekmeye çalışıyor olabilirler bak görüyorum. Oğlum burada benim gördüğümü sen görmüyor musun? Yok. Evzi binler mine şeytanici bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi arkadaşlar. Özür dilerim mine şeytanici bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Oğlum kapıda vuruyor. Özür dilerim mine şeytanici bismillahirrahmanirrahim. Abi. Abi çıkalım mı bir şey? Çık 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 oğlum çık 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 üstümüze. Abi özür dilerim mine şeytanici bismillahirrahmanirrahim. Bekle lan bekle bekle bekle. Yavaş. Çanta var oğlum koşamıyor. Oo. Bak finalde çıktı. Bekle bekle. Abi bak. Gayet başarılı bir video. Tebrik ediyorum bu arada. Bence benim tahminime göre, fikirlerime göre o adam cin abi. O adam o alemle bence bütünleşmiş yani. Bu en son görünen de o adamı andırıyor ama o adam da değil. Annesine de benziyor. Bak önce dışarıda göründüler. Dikkati dışarı çektiler. Sonra evin içinde belirip evden kovdular. Ama tüm bu her şey ritüel bitince, koruma kalkınca oldu dikkat ettiyseniz. İlk içeri girmeye çalıştılar ritüel yaparak koruma içine alındığı için ev, ondan sonra giremediler içeri. Radyo frekansı ile iletişime geçmeye çalıştılar. Onu da başaramadılar doğru düzgün. Ondan sonra koruma kalkanı kalkınca da böyle bu şekilde. Tehlikeli bir video vaka ve o adam bence yani şey, normal bir insan değil abi o yani. Cinlerle anlaşma yapmış ya da tamamıyla ete kemiğe bürünmüş bir cin olabilir yani kendisi. Bu arada tebrik ediyorum Şahin. Abone olmayanlar varsa da işte adam kanalına abone olabilirler. Daha önce bu yayında tepki videosu çektiğimiz Paranormal Max kanalına da abone olabilirler. Bir de Sengör kanalına da abone olabilirler. Ben çok beğendim videoyu, gayet başarılı. Arkadaşlar katıl butonu ve süper chat, süper sticker ile bağışlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Yayını toparlayıp birazdan kapatacağım.